Evet. Sevginin dayısının evine geldik. Birkaç kurulum yapacağız. Bu yokuşu mover'la çıkarttık ama ben stresten çekim yapamadım. Çünkü arkasında sürekli böyle bir tetikte kalarak bekledim. Ve mover bu yokuşu, bilmiyorum kaç derece ama %10'dan fazla bence, bu açıyı çıkarttı. Ve akü %100'deydi. Sadece %8'ini kullanmış. %92 hala aküz var. Harika bir şey. Evet, Erol dayı da geliyor. Şimdi bugün hepsini yapamasak da invertörü bir kurmayı planlıyoruz. Ben N11.com'dan birkaç tane USB ve çakmak girişi almıştım. Bakalım bunları takabiliriz. Truma gaz filtresi, Truma monokontrol kurulumu da yapmayı planlıyoruz. Bunlar çok basit kurulumlar ancak alet, edevat bir servet şu anda ve o bende olmadığı için Sevgi'nin dayısından destek alacağız bugün. Bakın onun da çok güzel bir karavanı var burada. 4x4 bir sprinter'ı var Erol dayının. Bakın buranın açısını buradan daha net görürsünüz. Mover çıkarttı. Mover'ın markasını sorarsanız Truma Mover Smart kullanıyoruz. Akü kurulumunu Adria yapmıştı sağ olsun. Ben burayı hazırladım. Bakalım invertörün yerini seçip işleme başlayacağız birazdan. Şimdi alet edevattan kastım da buydu işte. Benim böyle bir alanım yok maalesef. Bu Erol dayının birinci deposu. Burası da ikinci depo. Tabi burada yok yok yani. Her şey var. Şimdi tahta keseceğiz mesela. Tahta kesme aleti bile var. Şimdi monokontrolü göstereyim size. Bu sol taraftaki cihaz. Gaz girişi buradan. Gaz giriyor. Buradan da çıkıyor. Herhangi bir sarsıntıda şu var. İçeri gidiyor ve gazı kapatıyor. Şu anda basınç olmadığı için durmuyor ama basınçlı ortamda kendini kilitliyor. Yani şöyle herhangi bir sarsıntıda. Gaz filtresi de şu sağda gösterdiğim. Gaz yine buradan giriyor. İçeride bir ped var. Ped içindeki partikülleri tutuyor ve oradan monokontrole gelecek. Elimden de karavana. Yani elimin altındaki bu alandan da karavana yönelecek. Şimdi nereye bunu takacağımızı göstereyim size. Şimdi karavanın tüpü ön tarafta bizim. Yani bunu da şuraya bir yere yerleştirince, arkada bir yere yerleştireceğim şöyle. Şu alt kısmı şuraya bağlanacak. Bu da buraya nispeten kolay bir kurulum. Ve işimiz çözülecek. Evet, montajı yaptık. Şimdi içeri gidecek gaz kablosunu sıkıştırıyoruz. Nispeten kolay bir montaj oldu bu. Tabii mekanik olunca elektronik bir şey yok. Rahat oluyor. Evet, gayet güzel sığdı. Erol dayının eline sağlık. Şimdi termosayı arayıp şeyi soracağım. Bu dedantörün işlevini görüyor mu, görmüyor mu? Çünkü bu uç buraya girmiyor. Buradan çıkarttığımız bunun karşılığı da buraya girmiyor. Yani bu dedantörün işini görüyor mu, görmüyor mu onu kontrol merak ettim ben. Galiba görüyor gibi geldi bana ama bakalım. Selamlar yeniden. Araya sokağa çıkma yasağı girince biraz işlerimiz uzadı. Aslında bu karavanı ben bir hafta önce Sevgi'nin dayısına getirmiştim ama hafta sonu gelir devam ederiz derken gelemedik. Şimdi ne yapacağımızı biraz anlatalım size. Şimdi yeni akümüz takıldı. 100 amper lityum akü. Şimdi daha önceki aküden biraz daha küçük olduğu için işte ara destekler attık buraya. Oynamayacak şekilde. Giderken oynamasın diye. Şimdi şuraya da birazdan bu invertörü monte edeceğiz. Bunu çekomastikle yapıştırdı Erol dayı. Şuraya da böyle bir ara atkı koyduk. Buraya monte edeceğiz. Amacımız şu olacak. Karavan içerisinde 220 volt takıldığında çalışan her şey bu invertörle de çalışacak. Nedir o? Yerden ısıtma, turuma terme. Ondan sonra ve karavanın kendi prizlerine de 220 volt göndermeyi deneyeceğiz bakalım. Umarım başarılı oluruz. Şimdi ilk önce
Acaba kontrol kutusundan Truma Terme'yi bulup, onun kablosunu bulup direkt ona mı göndersek dedik ama gerçi hani işi de kolaylaştıran bir şey olmasına rağmen daha sonra tercih etmemeye karar verdik. Bir yandan da şunu da göstereyim. Bakın bu kahve makinesinin besleme kablosu. Şöyle bir delik açtık buraya. Şuraya. Burayı kahve köşesi yaptık. Kahve makinesi direkt aküden beslenecek. Bunu da buraya sabitledik. Sağa sola oynamıyor. Buraya da kahve bardaklarını, kahvemizi koyduğumuzda burası kahve makinesinin köşesi olacak. Da güzel oldu. Bir yandan çalışırken bir yandan da sohbet edelim. Kaç yıllık karavancısın sen Erol Bey? Merhabalar. Bayağı bir 8 sene oldu değil mi? Karavan Ben belki de ama. 2007'de başladım. 13 sene O oldu. 13 sene olmuş. Yatla beraber 20'yi geçer. Belki daha fazla. Tekne tabii 30 yılı geçti. Tekne 30 yılı Yani geçti. deniz tecrübemiz karavan tecrübemizden fazla. Evet. Valla bunları Ama ben tek başıma tabii yapamazdım. Biraz tecrübe gerektiriyor. Şimdi Erol Dayı'nın zaten kendi karavanında bir invertör var değil mi? var. Daha güçlü bir İnverter invertör. var. Tekne de var, karavanda var. Ha tabii. Erol Dayı'nın bir de teknesi var. Artı Hem tekne hem karavan. biz elektriği mektebinde okuduk. Hı. AC/DC yani doğru akımlı alternatif akımı. Teorik bilgimiz de var. Elektrikle ilgili de. Bazı aletlerimiz de var. Onlardan da faydalanıp kendi işimizi kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Bize ustalar kızabilir belki ama ustalar gibi 1 saatte yapamayız, 10 saatte yaparız ama. Düşüne düşüne. Ama en Tabii. güzel yolu bulduk. Yani belki bir haftadan fazladır araştırıyoruz ama bu invertörü nasıl Evet, takalım? evet, evet. Çünkü Truma'yla yer ısıtmasını beslemek için ana 220 volt girişinde bir oynama yapmamız gerekiyor. Şimdi artık yani düşüne düşüne en güzel yolu bulduk. Ne yapacağız? Az önce bahsettim. Buraya şu girişi söküp yani buradan 220 volt giriş var. Ana girişi karavanın. Buraya kısacası bir invertörden, invertörle işimiz bittiğinde dışarıdan giriş yaptığımız zaman işimiz çözülüyor. Aslında en basit düşünce bu belki düşünürseniz ama biz başta direkt Truma Terme'ye mi bağlasak? Sen daha iyi anlatırsın dayı. Birkaç tane yöntem sana saydın ama. Evet. Biz Bako şalterle mi ayırsak, kontaktör mü koysak en etkili, en doğru çözüm bize bu geldi. Yani Bako şalterde fazla karışabilir dışarıdan aldığımız beslemede yani fazla nötr. O bize zarar verebilir. Buradaki koruma sigortamız olan Onu yani göstereyim. kaçak akım rölesini attırır diye düşündük. Daha sonra daha mantıklı olan sorduğumuz elektrik mühendisi arkadaş bize kontaktör önerdi. Ama kontaktörün de zaman içinde arıza yapabileceğini, çekmeyebileceğini. Biz de bunu daha mekanik yöntemle sahil beslemeyle şeyi çatıştırmayacak şekilde fiş artı prizle çözmeye karar verdik. Sahil beslememize bir tane priz takıyoruz. Bu arada tekneciler sahil besleme diyor. Sahil Sahil besleme besleme karavan besleme doğru. ne Karavan besleme. Pardon, Kamp kusura bakma. besleme. Kamp besleme. Aynen. Doğru. Yalnız Gökhan Alışkanlık. yani bu daha evvelden şeyi görmüş. İşlem mi görmüş? Onu yenisini Bu alayım geleyim işlem ben görmüş. Koçtaş'tan. Bunun yenisini alalım biz. Daha Tamam. sağlıklı olacak gibi geliyor. Tamam. Ben Hatta gideyim alayım bunların şimdi. amper gücü 16 amper değil de 25 amper bulabilirsek 25 amperlik iki tane en Tamam. azından sahil beslememize daha Tamam. sağlıklı olacağını kanaatindeyim. Tamam. Ben o Bunu zaman bir beraber Koçtaş'a gider gideyim geleyim. alırız. Kahve makinesinin kurulumunu yapıyoruz da. Böylesi doğruymuş. Kahverengi arttı. Kahverengi arttı. Sen ters bağlamışsın. Tamam. Cihaz da öyle gösterdi. İşte bu 220 voltta fark etmiyor da 12 voltta fark ediyor değil mi? 220'de fark etmez. Evet. 220'de fazla nötr yer değiştirebilir. Aynen. Prizlerde şeylerde ama 12 voltta artıya artıya eksiye eksiye bağlamak zorundasın.
Şimdi bu kahve makinesinin çakmak girişini biz çıkarttık. Erol dayı sebebini bize bir açıklasın. Şimdi bu tür çakmaklı şeylerde arkadaşlar, yani bize öğretilen cihazın gelen kablosundan en azından çakmaklı bir soketli bir giriş yapıyorsanız çakmak kablosunun kestiğinin daha kalın olması. Yani diyelim ki 2 milim kablo geliyorsa 3 milimle 4 milimle enerji beslemesi almanız lazım. Biz bundan daha iyisini şey yapıp taş sigortayla bunu buraya bağladık, sabitledik. Anladım. Çakmak yarın öbür gün karşısı erir. Anladım. Kısa devre yapar, şey yapar. Çünkü bunu ortadan kaldırmaya çalıştık. Çakmak girişi almıştım esasında buraya montelemek için. Hatta evet. Şöyle göstereyim. Bunu kullanmadık. Evet. Bundan daha iyi bir sistem. Şöyle bir sistem yaptık. Taş evet. Klemensli. Aynen. Plastik klemensle kullanmayıp. Aynen. Taş klemensli. Hatta yatak kafasına da almıştım. Belki ileride 12 volt televizyon takarız falan diye ama. Bakalım. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Bana kalsa belki sadece USB'den bir hat alıp bağlardım. Çünkü USB kutusu hemen aşağıda beyaz. Erişimi de rahat. Böyle çok daha sağlıklı oldu. Bu tür cihazları daha ziyade herhalde kısa süreli kullanım için. Bir karavanda sen bunu uzun süreli kullanacağın için. Evet. Yani sürekli her gün, günde belki misafirin olacak, birkaç sefer kahve yapma ihtiyacın olacak. Yani bunlar... Kahveyi de o kadar kısa sürede yapmıyor. Bir 15 dakika alıyor. Öyle mi? Tabii. Bu şekli daha sağlam, daha sağlıklı oldu bana göre. Evet, kesinlikle. Evet, şimdi invertörün denemesini yapıyoruz. Her prizde 230 yok, 229 var maalesef. 229 volt. Bir tanesi yolda yok olmuş. Artık hangisi doğru bilmiyorum. Herhalde bu yukarı yuvarladı, 230 volt. Tamam mı? Şu anda mesela tabanı hiçbir... ısıtma çalışıyor. Aynen. Şey mesela çalışıyor. Tabanı ısıtmaya açalım. Açılıyor. Terme çalışıyor. Termeyi basınca terme açılıyor. O zaman Gökhan'cığım kahveyi hak ettik. Aynen. Eline sağlık. Ne yapmış, böyle pipetli kahve getirmiş bize. Dostlar, başardık gibi. Aynen. Şimdi biraz keyfine varalım. Vallahi teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bak, yoksa benim yapabileceğim bir şey değildi bu. İnvertörün bağlantısı. Aynen. Şimdi şeyi de göstereyim. Kumandası. Aynen. İnvertör burada. Çok tertemiz bir bağlantı oldu. İnvertörün çıkışını arkadan bakın nereye verdik. Buraya verdik. Bu buraya bağlanacak. Aynen. Bağladıktan sonra çıkışı aslında şeyde. Prizde. Değil mi? Evet, invertöre bir priz yaptık. Aynen. Bu fişi buradan çıkardığımız zaman fiş karavanın besleme fişi. Sahil beslemeye de aynen. Bir dişi şimdi, takacağız. Aynen. Dişiyle erkek birleşince karavanınki. Aynen. Dışarıdan yani buradan 220 volt erkeği bağlarsak. Ayırdığın an karşıdaki invertörden gelen prize taktığımız anda karavanın tamam. Hattında cereyan. Tamam. Yani şuraya da bir fiş koyacağız. İnvertörden çıkartıp buna takacağım kampta. İkisinin çatışma şeyi de yok. Aynen. Şu anda tertemiz bir iş oldu. Karşılaşma şansları da yok. Aynen. Harika oldu valla. En güzel çözüm. Az önce cep telefonu uygulamasını gösterdim. Şimdi Victron invertörün bir Bluetooth dangle'ı var. Az önceki cep telefonundaki bilgiyi bu Bluetooth sensör sayesinde aldım ben. Hatta Victron'un charger'ını kullanırsam eğer kaç amperle aküm doluyor onu da görme şansım olur. Bakalım belki ileride böyle bir geliştirme de yaparız. Şu anda ben çok memnunum güneş paneli şarjırımdan. Hiçbir sıkıntısı yok. Bu işin de sonu yok elektroniğinde. Vallahi tertemiz oldu. Şimdi kapağı kaldırayım. Ordus 100 amper lityum akü. %98 verimi var. Uygun sıcaklıkta. Yani bu demek oluyor ki jel akü %60'lara %50'lere indiğinde kendi kendine sistem kapanıyordu. Yani siz onun 40 amperini hatta 50 amperini diyelim hadi kullanabiliyordunuz ama ben burada 98 amperi kullanabileceğim. Biraz da aslında lityum aküye güvenerek giriştik bu işe. Turuma terme 300 watt çekiyor ama sonuçta bir su ısıtıcı. Vallahi kahve makinesi de çok şık oldu ya. Yeri çok güzel oldu. Şimdi tezgah da bize yetmiyor doğal olarak. O yüzden buraya da bir tane şablon çıkartıp bir tahta kestireceğim ki
yemek yaparken buranın üzerine kullanabilelim. Erol dayı da yok yok işte. Şablonu bile tahtadan kesiyor. Birazcık alıştıracağım Gökhan. Buradan da böyle. Tamam. Ya biz bunu bir yerde kesirelim derken Erol dayı bunu da yapıverdi aletleriyle. Ben sana bak bunu şöyle alıştıracağım. Aynen. Buralarını güzelce. Tezgahımız yoktu bizim. Lazım tabii. Çok dar burası. Bak şu. Oldu o zaman. Hadi gelecek hafta görüşmek üzere. Hadi bakalım. Vallahi her şeyi hallettik.